Değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinize saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, konuşmanızı çok dikkatle dinledim. Dinlememe rağmen bu ülkenin en büyük mahkemesi Anayasa Mahkemesi'dir. Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu ile ilgili aldığı hak ihlali kararını tetikçi bir mahkeme, yerel bir mahkeme ile bozdurttunuz ve Anayasa Mahkemesi'nin kararını hiçe saydırdınız. Bu konuda ben değil, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan, hukuksuz kalan devlet yaşam ünitesine bağlı bir hastaneye benzer, biz hak ihlalleriyle ilgili aldığımız kararların arkasındayız diyerek bu konunun da arkasında olduğunu en yüksek mahkemenin başkanı olarak ifade etmiştir. Sayın Başkan, burada anlattıklarınızı ya siz rüyanızda gördünüz ya da biz gerçeklerin içerisinde yaşamıyoruz. Başta bu ülkede Silivri mahkemelerini kurdunuz. Başta Genelkurmay Başkanı olmak üzere aydınları, vekilleri, gazetecileri, akademisyenleri içeriye attınız. Sokakta iktidarı şu anda eleştiren röportaj yapan vatandaşları mahkemelere gönderdiniz, tutukladınız. Cumhurbaşkanının tahliye olan insanlarla ilgili, yok öyle tahliye olmak, hemen o mahkemeyi görevden alırız, diğer mahkemeyi getiririz ve onlar da hemen cezaevine konur diyerek yolda geriye çevrilerek insanlar tekrar cezaevine konmuştur. Makul şüpheli kavramını adalet sistemine siz getirdiniz. Ana muhalefet partisi liderlerine fiili saldırı oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'na öldürmekle ilgili tehdit altında kendisine saldırıldı. Bir tek kişiyi tutuklamadınız. Hepsi sokaklarda dolaşıyor. Ama mafya bozuntusu olan Alaaddin Çakıcı'yı bir kişi internetten eleştirdi diye onu tutukladınız. Adalet dediğiniz, reform dediğiniz. Tamamlayın sözlerinizi. Hakim ve savcıları yeni atanmış hakim ve savcıları birinci bölgelere getirdiniz. Tecrübeli ve hakim savcıları görevden el çektirdiniz. 85 yaşındaki kadın sadece internetten sömürüyorsunuz dediği için o kişiyi mahkemeye götürdünüz. Hatta karakollarda saatlerce süründürdünüz. FETÖ'nün savcısı Zekeriya Öz'ün arkasında dimdik durdunuz. FETÖ'nün bu bütün buradaki terör saldırılarını düzenleyen Adil Öksüz'ün elini kolunu sallayarak Türkiye'den gitmesine izin verdiniz. Sizler Habur sınır kapısında PKK'ya destek veren, Silivri mahkemelerinde FETÖ terör örgütünün arkasında duran iktidarsınız. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adaletini Türkiye'de yok ettiniz. Kalkınması ise şu anda çukurun dibindedir. Siz kendinize ak dediniz ama Türkiye'de... Tamamlayın sözlerinizi.